arkadaşlar. Yeni bir tarihsel taktikler videosuyla karşınızdayız. Bu bizim 4. taktik videomuz. Burada da yine sorularda bol miktarda çıkan noktalar üzerinde duracağız. Bu videonun ilk tarihsel taktiği olan 31 numaralı taktiğimiz gelsin. Avrupa'ya göç eden Türklerin etnik yani milli ve kültürel özelliklerini kaybetmeleri sorularda gelebiliyor arkadaşlar. Bunun nedenleri bize sorulur. Bu nedenleri sıralayacak olursak kültürel etkileşime girmeleri yani gittikleri coğrafyalardaki milletlerle kültürel etkileşime girmeleri ve yeni göçlerle nüfus olarak desteklenmemeleri karşımıza çıkabilir. Çünkü Avrupa'ya giden Türklere Orta Asya'dan yeni göç dalgaları gerçekleşmediği için nüfus desteği göremediklerinden dolayı bölgede azınlık halinde kalıyorlar ve kültürel etkileşime girerek milli benliklerini kaybedebiliyorlar. Bir diğer taktiğimiz gelsin. Sorularda Asya ve Avrupa'da devlet kurmuş olan Türkler hangileridir şeklinde karşımıza bilgi soruları çıkabiliyor. Biliyorsunuz bir Asya Hun devletimiz vardı. Kavimler göçü sonucunda bir Avrupa Hun devletimiz vardı. Peki sadece Hunlar mıdır Asya ve Avrupa'da? Hayır, Avarları da unutmamak lazım. Hatırlayın, Göktürkler Avar hakimiyetine son vermiş ve Avarlar bunun neticesinde Avrupa'ya giderek Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurmuşlar. Bir diğer taktiğimize geçecek olursak, yine eski Türklerde hanı yağma adeti ya da hanı yağma geleneğini görüyoruz. Yani hükümdarın mallarını halka dağıtmasıdır belli bir kısmını. Büyük bir zaferden, büyük bir ganimet elde edilmesi sonucunda. İşte bu bize sorularda paragraf olarak verilebilir. Bu nedir? Neyi gösterir? Hükümdar servetinin belli bir kısmını halkına dağıtır, halkın ihtiyaçlarını karşılar. Bu da bize sosyal devlet anlayışının bir göstergesidir. Bir diğer taktiğimiz gelsin. Yine eski Türklerde gök tanrı inancı yani tanrının soyut olması putperestliğin ortaya çıkmasını engellemektedir arkadaşlar. Bu da yine karşımıza çıkabilir. İşte eski Türklerde gök tanrı inancı vardır. Tanrı soyuttur. İşte bu diğer ilkel inançlardaki neyin ortaya çıkmasını engellemiştir diye sorulabilir. Putperestliği engellemiştir. Ayrıca Tanrı'nın gökte olması, Tanrı'nın her yerde olması anlamına gelir ki bu da yine Türklerin yaşam tarzı olan göçebeliğe uygun, yaşam tarzına uygun bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkler göçebe olduğu için gök her yerde, Tanrı her yerdedir anlayışını rahatlıkla görmekteyiz. Bir diğer taktiğimiz ise arkadaşlar yine bilgi sorularında görebileceğimiz çok bildik, kalıplaşmış bilgiler. Misal Kırgızlar dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı'na sahipler. Oğuzlar en kalabalık Türk boyudur. İlk Türkoloji Enstitüsü Macaristan Budapeşte'de açılmıştır. Bununla birlikte yine Oğuzlarla Kıpçak mücadelesini anlatan Dede Korkut hikayeleri de önemlidir. Antiparantez Kıpçaklar hem Eyyubi hem de Memlük ordularında görev almıştır. Bu ayrıntılar da yine bilgi sorularında karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bir diğer taktiğimize baktığımızda Türk adının manasını görüyoruz. Türk adının anlamı da sorularda sıklıkla çıkabiliyor. İşte Divan-ı Lugat-ı Türk'e göre olgunluk çağıdır. Uygur metinlerinde güç, kuvvet anlamına gelmektedir. Çin kaynaklarında miğfer anlamındadır. İran kaynaklarında ise güzel insan manasındadır. Özellikle KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar için bu şekilde sorulabilir. Divan-ı Lugat-ı Türk'te işte İran ya da Uygur kaynaklarının nasıl geçiyor diye sorulabilir, aklınızda bulunsun. Bir diğer taktiğimize geçecek olursak bazı sorularda Türklerin Çin kültürünü etkiledikleri de çıkabiliyor. Bunun kanıtları isteniyor. Bunların kanıtları dediğimizde askeri ve devlet teşkilatlanmasında Türklerin Çin'i etkilemiş olması, bununla birlikte
Türklerin atı evcilleştirmesi ve 12 hayvanlı Türk takviminin de yine Çinliler tarafından kullanılması Türklerin Çin'i etkileyen en önemli unsurlarıdır. Askeri örgütlenme dediğimizde onluk sistemdir. Devlet teşkilatlanması, işte atın kullanılması, atın evcilleştirilmesiyle birlikte Çinliler tarafından kullanılması ve 12 hayvanlı takvim bunların kanıtları. Bir diğer taktiğimize gelelim. Asya Hun Devleti bizim karşımıza bilgi sorularında da çıkabilir. Hatta Asya Hun Devleti'ne, yani cevap Asya Hun Devleti olur, bize bu devleti çok farklı noktalarda sorabilir. Mesela Orta Asya'da kurulan, ki bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Asya Hun'dur. Peki burada kurulan devlet burada bir siyasi birlik sağlamış mıdır? Evet. Orta Asya'da siyasi birliği ilk kez sağlayan Türk devleti dediğinde yine cevabımız Asya Hunları olacak. Bununla birlikte yine şöyle de karşımıza çıkabilir. Tüm Türkleri ilk kez bir çatı ya da bir bayrak altında toplayan Türk devleti kimdir? Yine Asya Hunlarıdır arkadaşlar. Bakın soru kalıplarının versiyonları farklı ama cevap aynıdır. Hazır soru Asya Hunlarından açılmışken bir diğer taktiğimiz de yine Asya Hunları ile ilgili gelsin. Soru sizlere Asya Hun Devleti'nin Türk ve dünya tarihine katkıları nelerdir diye de sorabilir. Bu özellikleri öncül olarak verebilir. Nedir bunlar? Onluk sistem, bugün de kullanılmakta olan onluk sistem, Çin Seddi'nin yapılması, kavimler göçü, diğer devletlere teşkilatlanma noktasında örnek olmaları Hunların hem diğer Türk devletlerine hem de dünya kültürüne yaptıkları katkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer taktiğimize geçtiğimizde şunu görüyoruz arkadaşlar. Eski Türk devletlerinin ya da Türk boylarının birden fazla ismi var. Bunlar da bizim karşımıza sorularda çıkabilir, bilgi sorularında. Çok iyi bildiğiniz bir boy ya da devlet ismi diğer ismiyle verilebilir. Siz de bu nereden çıktı, ben bu boyu, devleti görmedim diyebilirsiniz. Bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler verelim. Uygurlar 9 Oğuzlar olarak bilinir. Sibirler, Sabirler, Sabarlar olarak bilinir. Oğuzlar Uz, Guz, Torki isimleriyle bilinir. Akunlar Eftalit olarak bilinir. Avarlar Apar ya da Juan Juan olarak bilinir. Kıpçaklar Kuman ismiyle de bilinmektedir. Bu farklı isimler de yine aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet, tarihsel taktikler videomuzdan, bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.